Herkese selamlar, herkese merhabalar. En baştan şunu söyleyeyim. Hocam ya sen böyle sınav yaklaştıkça video atınca biz daha çok heyecan yapıyoruz, stres yapıyoruz falan diyen varsa hemen videona çıksın. Lütfen hemen çıksın. Hiç oyalanmasın burada. Birazdan konuşacaklarımız çünkü gerçekten önemli şeyler. Mezun tayfam özellikle kulaklarınızı bir dört açar mısınız lütfen? Niye? Sınav giriş yerleri açıklandığında özellikle sizlerde diğer tayfamıza göre tık daha bir hareketlenme oldu mu olmadı mı? Yani orada bir okul göründü. Birincisi eyvah, yani geçen yıldaki anılar canlandı mı, canlanmadı mı? Çok büyük ihtimalle birçoğumuzda bu canlandı. Birincisi cesur olmanızı istiyorum tayfam. Zihninize, kalbinize otomatik olarak şunu hemen söyleyeyim. Lütfen bir, ben aynı ben değilim. Geçen sene yolun başında 60 netle başladıysam, şu anda da 70'leri, 80'leri görüyorsam, 40 netle başlamışsam ve şu anda 60'ları görüyorsam, her neyse bu neter alın benim. Ben önce şunu söyleyeceğim kendime. Ben aynı ben değilim. Lütfen kendinize bol bol bunu hatırlatın. Bu birincisi. İkincisi, lütfen yıl boyunca yaptığınız tüm çalışmaları hatırlatın kendinize. Yani kaç kaynak çözmeniz gerekiyor mesela diyelim ki fizikten. Kaç kaynak çözmeniz gerekiyor tarihten bilmiyorum. Ama bir şekilde bildiğim bir şey var. Geçen yıl, evet bu açıklardan dolayı ben mezuna kalmıştım. Şimdi çözebileceğim kadar kaynağı çözdüm ve buraya kadar geldim. Bunu hatırlatmak. Bu ikincisi. Üçüncüsü, daha da önemli bir şey. Lütfen sınav giriş yerlerini almayacak olsalar bile okul kapısına kadar gidin tayfan. Lütfen gidin. Yani kapının önüne kadar gidin. Hatta bunu var ya sınava kadar en az 2-3 defa yapabilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok. Neden biliyor musunuz? Şunun için. Ben burada hayallerime ulaşacağım. Kendinize bunu söylemenizi istiyorum. Ben bu okulda evet ya hayallerime giden üniversiteyle alakalı bu okulda sınavımı gerçekleştireceğim. Bunu sık sık ama sık sık kendinize söylemek durumundasınız tayfam. Bazıları diyor ki hocam işte okula gitmeyelim biraz daha heyecanım artar. İyi de sınav günü zaten ben gideceğim oraya. Sabahtan gideceğim hem de. Okulun yolunu bilmek, işte kalabalıkta bulmak falan değil. Yani sadece navigasyon usulü bakmayın bu olaya. Oraya gidip o duyguyu şimdiden görmek. Çünkü ben o gün sabah oraya girdiğimde bir kalabalık olacak. O kalabalığın içinde şunu söyleyebilmem lazım kendime. Evet ben buradayım ama benim için hiçbir mahsuru yok. Ben burada olmanın hayalini defalarca kez kurmuştum zaten. 12. sınıf tayfamda evet bu kadar bir duygu hali olmamış olabilir. Sadece onları biraz daha şu oluyor. 15 gün kaldı. Evet ya sınav iyice yaklaşıyor. Tayfam, tayfalarım sizden şunu istiyorum. Lütfen ama lütfen. Geriye kalan son 15 günü dolu dolu geçirin. Bakın sınav sonucuna dair hala işte 5000 ileri mi olur, 25000 geri mi olur bunu şu an hiç kimse bilmiyor. Herkes aynı haberi alır ama herkesin duygusal verdiği tepki başkadır. Hani daha önce üstünde bir söz söylemiştim hatırlıyor musunuz? Herkese aynı oranda yağmur yağar ama kimisi var şemsiye açar, kimisi ıslandım saçım uzun der, kimisi o mis gibi toprak kokusunu çeker ama herkesin verdiği tepki farklıdır. O yüzden tayfam sizden bunu istiyorum. Anlaştık mı tayfam? Anlaştık. İki şey için özür diliyorum. Doğal bir ortamda hani böyle montajsız falan bir video olarak paylaşacağım yine bunu. Çünkü acilen bu duygulara dokunmam gerektiğini düşündüm. İkincisi de yine dilimde bir yara olduğu için böyle bazı kelimeleri yutarak konuşmuş olabilirim. Çok çok özür diliyorum bunun için. Kendinize çok çok iyi bakın tayfam. Görüşmek üzere. Güle güle. Güle güle.